Selam dostlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Pet Empire adlı oyunu anlatmak istiyorum dostlar. Pet Empire adlı oyunumuz arkadaşlar Vax ağında. Vax ağında bir NFT oyunu olacak arkadaşlar. Bu videoya geçmeden önce, bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoda anlatanların sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım. Burada Pet Empire oyununu inceleyeceğiz. Zaten daha satışları çok iyi bir şekilde gitmediği görüntüleniyor. Yani daha satış yapmadıklarını görüntüleyebiliyoruz. Ama test etlerini çıkarmışlar arkadaşlar. Pet İmparatorluğu yarışmak ve kazanmak için, büyümek için beste demiş. Burada Discord'larına katılın, Twitter'a kapatın. Arkadaşlar oyunu geçeyim sizlere. Oyunda arkadaşlar kediler veya köpekler seçiyorsunuz. Bunlar kendi aralarında savaşıyorlar. Niye savaşıyorlar? Bunlar huzur içinde yaşarken herkes kendi bölgesinde, köpekler kedilerin bölgesini ele geçirmek istiyor. Bu sefer de kedilerin lideri Luna diyor ki hayır, ben size o bölgeyi vermem, pençelerimizle savaşacağız diyor. Pençelerini gösterip savaşmaya başlıyorlar arkadaşlar. Burada şey demiş. Beste yarış ve kazan demiş. Arkadaş, oyuncuları rastgele NFT'lerin en az bir kutu satın almaları gerekir ve kedi ya da köpek çıkar demiş. Kedi veya köpeğinizi kuluçkaya yatırın demiş. 5 oda bulunmaktadır demiş kuluçkada. Evcil hayvanınızı besleyin ve temizleyin demiş. Her 3 saatte bir besteyi temizleyebiliyorsunuz. Kuluçkada Epic Coin kazanın demiş ve evcil hayvanınızı savaşa hazırlayın. Bu sonradan gelecek bir sistem arkadaşlar. Oynanabilir NFT vardıkları yüzlerce evcil hayvan, kediler ve köpekler oluyor arkadaşlar. Bunlar kediler, köpekler VC atıyor zaten. Yol haritasına baktığımız zaman da dostlarım, yol haritasında da bizlere ne anlatıyor arkadaşlar? Faz 1'de Atomic Up doğrulaması. Burada gördüğünüz gibi Atomic Up doğrulaması almışlar. Oyun modunu başlat. NFT game'in ilk oyuncu mekanik testini, oyuncu geri bildirim ve hata bildirimini gibi gibi birçok şey yapmışlar arkadaşlar. Burada arkadaşlar yavaş yavaş gidiyorlar. 2022'nin 4. çeyreğinden Quarter 1'deyiz şu an. Quarter 1'inde artık sonlarına geliyoruz. Quarter 2'de de cüzdan da oyun, yeni alan aç gibi, savaş modu gibi şeyler getirecekler arkadaşlar. Nasıl oynanır demiş burada. Happy Coin kazan arkadaşlar demiş. Yemeğe yatır demiş. Burada Cat ve Dog'dan mine yap demiş. Yine yemek kazan demiş. Burada Common'lar, Silver'lar ve Gold'ların kastığı miktarı vermiş. Burada petlerinizi upgrade et ve craft, önce craftla demiş Dog ve Cat'i. Sonra burada Happy Coin, Pet Coin artı NFT craft item demiş. Bunlardan bahsetmiş. Ve bunları vererek de upgrade edebilirsiniz karakterinizi demiş. Şimdi arkadaşlar Vax NFT koleksiyonunda daha Vax'ta bir satışları olmadığı için hani koleksiyon bir şey yok, ama Atomic Up'ta tik almaları gerçekten güzel ve burada NFT'lerinde kediler ve köpekler var. Daha marketlerinde bir şey satılmıyor arkadaşlar. Bir market dedik ve marketlerinde daha hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani NFT alamıyorsunuz daha marketlerine. Burada oyunu yazdığınızda arkadaşlar, Pet Empire yazdığınızda oyunda bir şey satıldığını görüntüleyemiyorsunuz zaten. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar White Paper'a da bir bakalım. White Paper'da zaten ben baktım. Burada kediler ve köpek savaşlarından, hikayelerinden, kedilerin lideri olduğundan ve köpeklerin lideriyle birlikte kapıştıklarından bahsediyor. Burada arkadaşlar böyle bir kedi veya köpek seçeceğiz. Test etini birazdan oynayacağız arkadaşlar sizlere. Evcil hayvan imparatorluğun tarihinden, büyük evcil hayvan hesaplaşmasından, hesaplaşmanın ardından neler olmuş ve Liquid'den bahsetmişler. Liquid rezervleri genel token dağılımının %30'unu oluşturuyor ve Vax'da olacak. Büyük ihtimal Alcor'da tokenler olacak arkadaşlar. Ve coin adı PME olacak. Pet Empire 1 milyar tane olacak. Ve Happy Token olacak arkadaşlar. Happy Token olarak geçecek. Burada PME, açılış kutusu, çiftlikte kuluçka, doldurma kaynağı, yemek suyu, zanaat ögesi, silah sır ve NFT yükselmesi kullanılacak. Mutlu jetonları da EPC'de, zanaat ögesi, silah sır ve NFT yükselmesine kullanılacak. Nasıl oynanır kısmı zaten incelemiştik arkadaşlar. Onu geçiyorum. Toplamak kısmına geldiğinde evcil hayvan, kedi köve, çiftlik, dişli ekipman ve tedarik olacak arkadaşlar. Köpek takımı, kedi takımı, çiftlik olacak. Çiftlikte ne arkadaşlar? Binalar olacak. Binalar ayrıca 3 tür bina vardır. Binalar kamın, gümüş, altın olacak. Bunlar daha fazla slot alabilmesi için içine yapılmış binalar olacak. Mesela en düşüğü buyken sonra bu, sonra bu gibi düşünebilirsiniz. Dişlilerle ilgili henüz bir bilgilendirme yok. Henüz bir bilgilendirme gelmemiş. Tedarikte de evcil hayvan savaşçınızı bakınızı yapmak, suya, yiyeceğe ve kedi köpek kumuna ihtiyaç duyar demiş. Bunları da şey yapmışlar. Zaten roadmap'ı incelemiştik. Yasal sorumluluk ledleri ve burada toplulukları var arkadaşlar. Topluluklarına da bir Twitter'larına bakmak istiyorum önce. Twitter'larına baktığımız zaman arkadaşlar 1304 takipçi, 147 tweetleri var. Çok daha az tweetleri yok ama tweetlerin etkileşimlerinin düşük olduğunu görüyoruz. Çok fazla bir etkileşimleri yok arkadaşlar. Bir de ben Discord sunucularını sizlere göstermek istiyorum. Hemen Discord sunucularına da girelim. Discord sunucularında arkadaşlar Off Clearings kısmında linkler olduğunu görüyoruz ve siz de Discord sunucularına, oyunu merak ediyorsunuz, katılabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar gerekli çalışmaları yapabilirsiniz. Welcome, Honeycup, Verify. Buradan yapmayı da unutmayın.
Bunları da arkadaşlar yapabilirsiniz. Burada da Discord'ların aslında çok da bir aktivite olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Invite trigger'lar var. Burada da çok fazla invite kasmaya çalışan insanlar yavaş yavaş büyütmeye çalışıyorlar arkadaşlar diyebiliriz sizlere. Şimdi arkadaşlar oyunun test et oynanışına geçebiliriz artık. Zaten Twitter'larına bastık, Discord'larına baktık. Aynı zamanda web sitelerine baktık, whitepaper'larını da şu an yazacağız. Şimdi arkadaşlar oyunun oynanışına geldiğimizde Vox Text.net'te oynuyoruz. Yani siz giriş yapamazsınız buna. Özel bir giriş yetkisi verdiler. Ben köpek seçeceğim arkadaşlar. Kedi seçeceğim pardon. Kedi seçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü neden kedi kesiyorum? Kedi seçiyorum, kesiyorum nereden çıktıysa. Evde bir kedim var ve kedi seçmek istiyorum. Tabii ki de köpekler de güzel hayvanlar arkadaşlar. Good job dedi ve kedi seçtik arkadaşlar. Burada şimdi inventory kısmına bakabiliriz. Inventory'mizde şu an büyük ihtimal o bütün kediler, köpekler of çok güzel. Bazı NFT'lere bakın, köpekler zırhlı, kediler savaşçı, zero kedi bile var. Burada güzelce çizilmiş NFT'ler görüyoruz. Farms kısmı boş. Sublist kısmında da arkadaşlar kedi hayvanları, kedi tuvaleti, kumu galiba bu. Köpek herhalde tuvaleti buraya yapıyor. Kedi maması, burada su, kedi kumu ve bu köpek maması galiba. Burada milk var galiba. Süt, ton balıklı yemek ve mikrodalga galiba yanlış görmediysem. Yapmışlar arkadaşlar. Bunlarla da başlayabileceğiz. Market'e bastığımızda da Comics'un market kısmı daha gelmemiş. Burada da Incubator gelmiş. Burada hayvanları herhalde farm'a atacağız arkadaşlar. Buna bakacağım birazdan. Farm kısmına baktığımızda da o farm kısmını da görebileceğiz derken farm kısmına gelince direkt hayvanları attı. Galiba bu kısmına da daha çok bir şey eklememişler. Craft NFT dediğimizde burada gelecek. Buradan oyun içinde tokenle Craft NFT yapabileceğiz. Claim NFT diyecek. Buradan da NFT edebiliyoruz. Şimdi ben bir tane hayvanı buraya atamak istiyorum. Mesela 600 canlı köpek. Bu arkadaşlar dog galiba. Bu cat. Ben kedi atmak istiyorum mesela power'lı. Assign dedim. Assign'leyeceğiz oraya. Hemen assign'leyip onayladım. Burada arkadaşlar demiş ki with message food's not enough for steak puppet. Food yeterli değil diyor. Mesela supply'leri atayalım önce. Bunu assign'layalım. Burada da with puppet team bulunmalı diyor. O zaman yemek mi yiyeceğiz önce? Ben bir ona bir bakayım. Hemen şu inventory'den gidelim. Bu yemek kısmına gelelim. Ha, bunları önce steak edebiliriz arkadaşlar, değil mi? Önce bunları steak edelim. Yemeklerimizi. Team bulunamadı diyor. Yakabiliyoruz. Detaylarına bakabiliyoruz. Detaya baktığım zaman bunun hiçbirisi falan her şeyi var olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Ama bunlar tabii hayvanlar değil. Hayvanlar olmadığı için hiçbirinde sıkıntı var. Zaten bu testet olduğu için daha birçok şey düzeltecekler. Deposit to the game. Burada oyundan çek veya withdraw'la diyorsunuz. Buradan arkadaşlar mesela 1000 tane atıyorum bulunsa. 1000 tane çekme işlemi yapıyorsunuz mesela atıyorum. Burada hemen onay verdim. Burada tabii fail verecek. Bizde yok arkadaşlar atıyorum. Buradan da bu işlemleri yapabileceğiz. Aslında hayvanları da takabileceğimiz bir kısım olacak. Şu anlık assign sistemi yapılamıyor arkadaşlar. Ama test etinde zaten bir oyun yaptıkları belli. Buradan assign de yapılabilecek aynı zamanda. Bu tarafta girdiğimizde buradan bastığımız zaman herhangi bir dogu veya kediyi atayabileceğiz arkadaşlar. Şu anlık error vermesin yani daha atamamışlar bu kısmı. Burada hayvanları atayıp farmları atayıp supply'leri verip hayvanımızı ekipmanlarla güçlendirebileceğiz arkadaşlar. Oyunun Discord'una baktık, Twitter'ına baktık aynı şekilde. Oyunun incelemesini yaptık. Zaten web sitelerinde çok bir şey yok. Bence şu anlık daha boş duruyor site. Daha satışları da olmadı. Satışların nasıl geçtiğine bakarak satışlara katılınabilir veya oyuna başlanılabilir. Biraz Vox oyunlarının çöküşte olduğunu söylemek mümkün. Ama bakalım Bitcoin'in ilerlemesiyle birlikte neler bizi bekliyor. Onları da göreceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Video like verip unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.